Bence harika oldu. Selamlar. Bugün menümüzde Özbek böreği var arkadaşlar. Diğer adı Samsa böreği. Ben nasıl yapıldığını bilmiyordum. İnternetten baktım. Özellikle Özbeklerin yaptığı türden nasıl yapılır diye baktım. Gayet basit bir börekmiş. Şimdi onu yapalım inşallah. Çok güzel olacak. Önce malzemelerimize bakalım. Bunu kimisi kıymadan yapıyor, kimisi de kuşbaşı etten yapıyor. Özbekler genelde kuşbaşı etten yapıyorlar. İçine de koyun yağı falan karıştırıyorlar. Ama bizde koyun yağı pek gelmediği için ben gittim marketten, kasabından 300 gram sırt eti aldım. Buna sokum et diyorlar. Bu sokum eti biraz yumuşak oluyor. Normal kuşbaşı etle olmaz. Karıştırma işlemi bittikten sonra bunu şöyle kenara alıyorum. Şimdi bunun yağını hazırlayalım. Aşağı yukarı 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı. Buna yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağım fazla yoktu. Siz sırf tereyağından da yapabilirsiniz. Bunu eriteceğiz. Yumuşak bir içinde bekleyecek. Şimdi sıra hamurunu yapmaya geldi. Bir kabın içinde 1 bardak ılık su. 1 su bardağı 200 mililitrelik. Şimdi bu tam bir fırın tepsisi oluyor. Buna aldığı kadar un atıyoruz. Birazcık sert bir un. Efendim bir çay kaşığı civarında tepedeme tuz atıyoruz. Şimdi bunu ununu yaparken, hamurunu yaparken önce suyu atıp şöyle unu daha sonra yediriyoruz. Bu en güzel yöntem. Yani ölçü bunda yok. Çünkü her unun su alma kapasitesi farklıdır. Siz bunu bileceksiniz. Yani yaparken elinizi zaten hissediyorsunuz. Özbekler bir miktarda sıvı yağ atıyordu. Ben de 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ atıyorum. Aynen o gördüğüm tarifteki gibi yapmaya çalışacağım. Unu fazla gelirse korkmayın. Biraz su koyarak açabilirsiniz. Fazlalığı da başka bir şey kullanırsınız. Şimdi bunu bir güzel yoğuruyoruz. Unu toplandıktan sonra, pardon, hamuru toplandıktan sonra tezgahın üstüne koyuyorum. Burada daha rahat bir şekilde forma sokacağım hamurumu. Bu şekilde 5 ile 10 dakika arası yoğurmak hamur için çok iyi olacaktır. Evet, ben 10 dakikaya yakın yoğurdum. Şimdi tezgaha biraz un koyup hamurun üstüne koyuyorum. Üstüne nemli bir bez örtüp 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi bunu yuvarlak bir forma getirip açacağız. O kadar düzgün bir şekilde açılması gerekmiyor arkadaşlar, ama genelde mümkün o kadar yuvarlak. Şimdi un koyup merdane yardımıyla ilk önce kalınlığını alıyorum. Bunu mümkün olduğu kadar çok ince açıyoruz. Ne kadar ince açarsak o kadar kat kat olacak. Bundan sonrası işine oklavaya devrediyor. Çapınızın kadar ince açın. Bir daha söylüyorum. Böreğinizin çok güzel olmasını sağlayacak.
Evet, gördüğünüz gibi tezgahın boyu kadar, açabildiğim kadar açtım. Benim gibi hamur açmakta pek iyi olmayan arkadaşlar bu kırışıklıklara endişelenmesin. Bunlar bizim için hiç önemli değil. Şimdi ben yağıma birazcık daha, bir kaşık daha tereyağı ilave ettim. Yetmeyeceğini gördüm. Bu yağı komple bu hamurun üstüne dökerek sıvazlayacağız. Arkadaşlar şöyle elimizle sıvazlayalım. Ki hamur tahmin ettiğimden daha büyük oldu. Yağım yetmeyecek galiba. Şöyle bakalım. Bol yağ olacak. Evet. 2,5 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ yetmedi gibi ya. Ama biraz büyük oldu ama bakalım. Şöyle bir deneyelim. Galiba yeterli oldu arkadaşlar. Şimdi hamurumu güzelce yağlandıktan sonra bunu vurma işine geliyoruz. Burası en önemli yer arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar ince, ufak ve sıkı kıvıracağız. Bu şekilde. Kenarları da ihmal etmeden. Her kıvrım bir kat olacak. Öyle düşünün. Bu birazcık uzun sürebilir ama iyice görmenizi istiyorum. Şöyle güzel, dikkatli bir şekilde, burası önemli. Şu şekilde duruyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu üstünü örtüp de bir 10 dakika bekleteceğim. Ondan sonra bunu yarım saat şoka koyacağım. Normal buzdolabına koyarsak 3-4 saat ama şok da yarım saat yeter bize. 10 dakika dinlendikten sonra yarım saat şokta bekleteceğiz. İşlemimize devam edeceğiz. Hamurumuz yarım saat dinlendi şokta. Şimdi bunun amacı tereyağı erirken, yani böyle donmuş haldeki tereyağını erirken böyle hamuru açması. Ustalar öyle söylüyor. Şimdi bunu şöyle 3 parmak benim parmağımla keseceğiz. Şöyle parçalara. Bu 10 parça yeterli oluyor. Arkadaşlar şu şekilde böyle katların olduğu şekilde bastırıp yuvarlıyoruz.
hamurlarımızı bastırdık. Şimdi açmaya hazırlanıyoruz. Tepsimizi hazırladık. Fırınımızı 175 dereceye ayarladık. Başlayalım. Şöyle bir merdane ile oklavayla da açabilirsiniz. Aşağı yukarı bir fincan tabağı kadar, yani kahve fincan tabağı kadar açıyorum. Açarken pek unlamayı tercih etmiyorum. Mümkün olduğu kadar unlamayın çünkü bitişme sorunu olacak. Şu şekilde hamurlarımızı açtık. Şimdi buna malzememizi koyacağız. Şöyle göz kararı, yani 2 yemek kaşığı kadar iç koyuyorum. Aynen şeylerin, Özbeklerin yaptığı gibi katlayacağım. Şöyle katlıyorlar arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum, hamurunuzu açarken mümkün olduğu kadar un ya da nişasta kullanmayın. Bunun böyle güzel yapışması gerekiyor. Güzel yapıştığı vakit güzel de kabarır. Aradaki boşlukları alalım. Şöyle ters çevirip tepsimize koyalım. Tabii ki Özbekler bunu tandırda yapıyor arkadaşlar. Yani mükemmel oluyordur eminim. Gidip yemek nasip olmadı ama gidip yemeye de çok istiyorum. Bu şekilde güzelce kapatalım. Açık yerleri de kapatalım. Evet, böyle böyle tepsimize dizelim. Dizme işlemimiz bitti. Arkadaşlar şimdi bir yumurta sarısını sıvıyla karıştırdım. Güzel. Üstüne süreceğim. Orijinalinde yumurta sarısı sürülmüyor ama onlar tandırda yapıyor. Yani onu ne yapsan güzel olur. Biz normal evdeki fırında yapacağız. İlk defa yapıyorum. İnşallah hayal ettiğim gibi olur. Şimdi buna susam atıyorlar. Fakat ben susamı sevmediğim için çörek otu atacağım. Tamamen bir tercih meselesi. Bunu bu şekilde 175-180 derece ısıttığımız fırına veriyoruz. Evet, böreklerimiz pişti. Şu anda yenmeye hazır. Bakalım. Of. Gördüğünüz gibi mükemmel gözüküyor. Tam etler de pişmiş. İşte bu nasıl? Evet, harika. Harika. Bu böreği yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar, bayağı bir zahmetli oldu. Videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Değilseniz abone olmanızı isterim. Herkese hayırlı günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.